Selamlar herkese. Ben Doruk İşman. Bu videoda size iki pizzaya 10.000 Bitcoin veren adamın şu anda ne yaptığını anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Cointelegraph 27 Mayıs 2018 tarihinde Laszlo Henyecz ile beraber bir röportaj gerçekleştirmiş ve röportajın başlangıcında bu işlemi yaptığına pişman oldum mu demiş. Hangi işlemi? İki pizzaya 10.000 Bitcoin verdiği işlemi. Adam kesin olarak hayır, kesinlikle pişman değilim. Bitcoin'in erken tarihine dahil oldum ve bir iz bıraktım ve bunun sonucunda herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir hikaye yaratmış. Şimdilerde ise Bitcoin'i Macintosh işletim sistemine bağlamayı sağlayan birkaç teknik işi yaptığını ve bazı bug'ları düzelttiğini söylemiş. Ayrıca tekrar 10.000 Bitcoin'lik işlemden bahsederek o günlerde sadece insanların Bitcoin'i kullanmasını istediğini söylemiş ve ayrıyetten bunu başlatmak için böyle bir pizza olayının gerçekleşme zorunluluğu olduğunu söylemiş. Hayatında aktif olarak Bitcoin kullanıyormuş ve ayrıca Bitcoin ile online ödeme yapıyormuş. Online olarak bir şeyler satın alıyormuş. Ama yüz yüze alışverişte asla Bitcoin kullanmıyormuş. Bitcoin yazılımı ve buna benzer şeyleri de hobi olarak ilgileniyormuş. İki çocuğu olan Laszlo ikisinin de Bitcoin hakkında eğitim veriyormuş. Ve ikisinin de kendine ait kağıt cüzdanı bulunmaktaymış. Ve bu cüzdanların içinde bir Bitcoin'in binde biri kadar bir Bitcoin miktarı bulunuyor. Son zamanlarda Bitcoin ile ilgili yaptığı en son şey ise Lightning Network üzerinden pizza almakmış. 25 Şubat 2018'de Laszlo Lightning geliştirici mail listesine Pizza Bitcoin Atomic Swap yazılımı olmadığı için bir arkadaşının yardımıyla Londra'da bulunan pizzacılardan biriyle Lightning Network ile ödemek üzere anlaştı. Bir önceki pizza siparişinde 10.000 Bitcoin ödemiş olan Henyecz bu sefer 0.00649 BTC ödemiş. İşlemin gerçekten doğru yere ulaştığından emin olmak için ise kuryenin Lightning hash ödemesi ile kendi hash ödemesinin ilk 4 ve son 4 tanesini kontrol etmiş. Kontrol ettiğinde de doğru çıkmış ve kurye pizzayı teslim etmiş. Eğer Lightning Network üzerindeki Lightning kodu pizzacınınkiyle ve kendininki birbiriyle eşleşmiyorsa pizzanın yok edilmesi gerektiğini söylemiş. Ve ayrıca bunun, bu işlemin, yani Lightning Network üzerinden pizza almanın Lightning Network ödemesini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği için pizza aslında onun için bir ödül. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Laszlo hala Bitcoin ile ilgileniyor ve üstüne üstlük Lightning Network'te de çalışmalar yapıyor. 2010'dan beri bırakmamış Bitcoin'i ve hala devam ediyor. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir sorunuz varsa yazabilirsiniz. Video önerilerinizi yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz yorumlara. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.